okuyorum ben. Okuyorum ben. Kime diyorum? Efendim? Okuyorum, okumuyorum sanmayın. İyi, ne güzel, sevindim sizin adınıza. Ben de sizin adınıza sevinmek isterdim. Adınız neydi? Efendim. Ama siz hep böyle efendim diyeceksiniz. Ben hiç muhabbete girmeyeyim. Döneyim kitabımı okuyayım. Sonuçta okuyan insanım. Anlamadım. Anlamıyorsunuz çünkü okumuyorsunuz. Okusaydınız böyle mi olurdu? Mesela ben günde iki tane kitap bitirmeden uyuyamıyorum. Kalbe de iyi gelir. Adınız neydi? Ayşegül. Şimdi Ayşegül'cüğüm, okuyan insanın hali bambaşka oluyor. Doğrudur. İsterseniz yanımda da bir kitabım var, size verebilirim. Küçük Prens. Büyüklere masallar tadında. Şimdi siz yeni başlayacağınız için ince kitap iyi gelir. Kalını daha sonra, kalını ağır. Yani upper intermediate seviyesinde bir kitap bu. Ne anlatıyor? Ya daha çok ortaçağ döneminin gotik anlayışını en iyi şekilde yansıtıp güldürürken de düşündürüyor diyebiliriz yani. Adı ne? Kromozom kardeşler. Karamazov olmasın. Olmasın, gözünü seveyim. Vallahi o kelime çok zor, söyleyemiyorum onu. Yalnız adam öyle tasvirler yapmış ki yani muhteşem. Anlıyorum. Yalnız ben de okumuştum o kitabı ama hiç bu sizin dediklerinizden bahsetmiyordu. Doğru söylüyorsun. Şimdi siz bu kitabı okuduğunuzda sizi Ege'nin mavi sularına götürür bu kitap. Ben okuduğumda beni köyümün yağmurlarına götürür. O kadar haylaz bir kitap. Yani diyeceğim şu ki ben 4-5 günlüğüne tatile geldim. Hemen sevişmem lazım. Nasıl yani? Hemen sevişmem lazım benim. Ya gerizekalı. Sevişmez miyiz? Yürü be gerizekalı. Telefon numaranızı verseniz en azından. Sus be, salak gerizekalı. Ama siz hep böyle sürekli gerizekalı diyeceksiniz, ben hiç muhabbete girmeyeyim. Döneyim kitabımı okuyayım. Sonuçta okuyan bir insanım. Gerizekalı ya, geldik şuraya bütün it kopuk. Herkes buraya toplanmış, beyinsiz. Okuyan var, lütfen biraz saygı, terbiyesiz. Saygı denen bir şey yok ya. Bak konsantremi de bozdu, elim ayağım titredi. Ben şimdi nasıl okuyayım bunu? Ben şimdi nasıl okuyayım, Allah'ım yarabbim.